14 Mayıs 2023 seçimlerinde önümüzdeki ay önce Milli Görüşü Yeniden Refah Partisi'ni meclise taşıyacağız. İnşallah. Ve inşallah meclisteki performansımız sayesinde de 2028'de Milli Görüşü iktidara ve Cumhurbaşkanlığına birlikte başlayacağız. Zaferle çıkabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bravo. Türkiye genelinde olduğu gibi Afyonumuzda da yeniden Refah Partimize, milletvekili adaylarımıza ciddi bir ilginin, teveccühün olduğunu açık bir şekilde müşahede ediyoruz, görüyoruz. Buna inanıyoruz ve inşallah meclis dışında dahi bu kadar önemli hayırlara vesile olup şerlere de fren olan Yeniden Refah Partimiz meclis çatısı altında güçlü bir şekilde temsil edildiğinde inşallah 14 Mayıs'tan sonra çok daha büyük hayırlara vesile olacak ve yanlışların önlenmesine, şerlerin önlenmesine de inşallah vesile olacaktır. Ve ardından da dediğim gibi meclis performansıyla da aynen Milli Görüş tarihinde olduğu gibi inşallah 2028 seçimlerinin de iktidar adayı olacaktır. Başkanım siz de hoş geldiniz. Başkanım siz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Siz de hoş geldiniz. İnşallah siz de hoş geldiniz. Sizler için hazırlamış olduğum iftar yemeğine hoş geldiniz. Yılın felaketi olan 6 Şubat depremi ve arkasından şimdi de belki de 100 yılın seçimi olan bir 14 Mayıs seçimiyle bildiğiniz gibi karşı karşıyayız. 14 Mayıs'ta iki ayrı blok olarak karşı karşıya gelmiş durumdayız ve tabii ki karşıdaki blokta yer alan partilerin ifadeleri, söylemleri, hedefleri, vaatleri göz önünde bulundurulduğunda Afyonluların, Afyon'un, aziz milletimizin, bütün Türkiye'nin 14 Mayıs'ta altılı masaya, yedili masaya hak ettikleri cevabı vereceğini çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ve inşallah Afyonlular da, aziz milletimiz de şu söylediğim hedefleri, söylemleri ortaya koyan yedili masaya gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta inşallah verecek. 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir diyen bir altılı masaya Afyon'dan veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden destek olabilmesi mümkün. 1000 sene İslam'a bayraktarlık yapmış bu milletin evlatlarıyız. 1000 sene İslam'a bayraktarlık yapmış ecdadın torunlarıyız. Kur'an'la, İslam'la, maneviyatla yoğrulmuş bir milletiz. Böyle bir milletin kendi evladına, çocuğuna, çoluğuna Kur'an öğretmesinden daha doğal ne olabilir? Hayır, bu çağ dışılıktır. Okul öncesinde bunun öğretilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu Taliban zihniyetidir demeye kalkıyor. Sadece bundan mı? Hayır. Bırakın Sedef Bey'i, PKK'nın kurucuları ve en üst düzey yöneticilerini açıktan destek verdiği bir altılı masa. Bezi Avuzat PKK yöneticisi. Duran Kalkan PKK yöneticisi. Açıkça altılı masaya destekliyor ve mutlaka Cumhur İttifakı'nı mağlup etmemiz lazım. Mevcut iktidarı düşünmemiz lazım ve yerine altılı masaya getirmemiz lazım diye açıkça ifade ediyor. İşte biz Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizin, milletimizin böyle bir zihniyete sahip
yedili masaya teslim etmemek için, yedili masanın iktidar olmasına vesile olmamak için Cumhur İttifakı'na yerimizi aldık. Masanın altından çıkıp desteğini açıkça ilan eden HDP'nin bir yedek partisi var. Yeşil Sol Parti diye bir parti. Seçim bildirgesinde din dersini tamamen kaldıracak diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün terör operasyonlarını tamamen durduracağız. Suriye'nin kuzeyindeki Türk askerini tamamıyla oradan çekeceğiz. Yani orayı PYD'ye ve YPG'ye teslim edeceğiz. İşte dışarıdan destekçi olan HDP'nin yedek partisi olan kapatılırsa bunun üzerinden seçime gireriz diye kurdukları Sol Yeşil Parti'nin seçim bildirgesinden bunları okuyoruz.